Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bu bölümde Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kamil Yavuz bizlerle birlikte. Kendisiyle hem Ordu tarihini, bölge tarihini konuşacağız ama öncesinde hocamıza hoş geldiniz diyelim. Teşekkür ederim Müştü Hanım, çok sağ olun. Nasılsınız hocam? İyiyiz, sizler de çağırdınız geldik. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bizler de davetimizi kırmadığınız geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Elbette pek çok şey konuşacağız bugün. Hem Ordu tarihini, Ordu isminin nereden geldiğini, bir yandan bölge tarihini konuşacağız. Yeni bir çalışmanız var, ondan bahsedeceğiz ama ben ilk çalışmanızdan, daha önceki çalışmanızdan bahsetmek istiyorum. Hemen yanınızda da bulunan tarihi ve kültürel boyutlarıyla Ordu kitabı. Çıkma motivasyonu neydi, neler anlatılıyor bu kitapların içerisinde? Bizim motivasyonumuz şöyle oldu. Daha önceki bölüm başkanımız Profesör Doktor Sadullah Gülten hocamızla birlikte, aynı zamanda benim danışmanımdı. İşte Doçent Doktor Murat Özkan, Doçent Doktor Mesut Karakulak ve benimle birlikte 4 kişilik biz bir ekip oluşturduk Ordu'da. Ordu'nun tarihini ortaya çıkartmak için birçok projenin içerisinde bulunduk. Çünkü daha önce Profesör Doktor Bahattin Yedi-Yıldız hocamız da söylemişti bize. Kendisi okuldayken Ordu'nun tarihi mi var diye bir hocası söylediği zaman Ordu tarihi üzerine yoğun çalışmalar yapmıştı. Bizler de bunu kendimize bir motto, bir hedef belirledik ve Ordu tarihiyle ilgili yoğun çalışmalar içerisinde bulunduk. Bu çalışmalarla ilgili de ilk başlarda 2020 yılında Tarih ve Kültürel Boyutları Ordu iki ciltlik bir eser ortaya çıkartmaya çalıştık. Bir ve ikinci ve ortada Ordu yöresi bibliografyası diye direkt Ordu'da bu zamana kadar yapılmış tüm eserleri topladık. Bu şekilde bir çalışmayla Ordu'nun bu zamana kadar yapılmış en teferruatlı çalışmasını ortaya koyduk. Burada sadece tarih yok. Tarihle birlikte edebiyatı, Ordu'nun tarımı, Ordu'nun ziraatı, kültürü, Ordu'nun arkeolojisi, kültürü, yani bildiğiniz külliyat oldu. Evet. Ordu ile ilgili artık ileride bir akademik çalışma yapıldığında tarih ve kültürel boyutları Ordu'yu görmeden kimse bize dipnot vermeden ya da akademik çalışmalarını kullanmadan geçemeyecek. İyi bir kaynakçı olacak o halde hocam. Tabii tabii. Öncülük edecek diğer çalışmalara da. Kesinlikle. Ve burada yaklaşık 60'a yakın bilim insanının da çalışması var. Onlara da buradan teşekkür ederiz. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Böyle bir kültürel mirası bizlere kazandırdıkları için sizin nezdinizde tüm çalışanlara. Şimdi bir diğer kitaba geçmek istiyorum. O da son çalışmalardan bir tanesi. Ve gerçekten içeriği bakımından oldukça zengin olduğunu düşündüğümüz bir kitap. Orta Karadeniz'de Türk İskanı Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği. Editoryal olarak bir çalışma. Peki bu kitabın serüveni nasıldı hocam? Şöyle bir serüvenine göz atalım sizinle. Biraz önce işte o yüzden tarih ve kültüre Ordu'dan başladık. Biz bu kitaptan sonra da bir yıl sonra aynı şekilde Fatsa ve Yöresi Tarihi 1 ve 2 şeklinde Fatsa için de güzel bir çalışma içerisinde bulunduk. Ve bu bölgenin bu zamana kadar hep şöyle bir ifadesi vardı işte Ordu bölgesiyle ilgili. Ordu'nun Türkleşme profili, Türkleşme altyapısıyla ilgili birçok spekülasyon siz de duymuşsunuzdur. Farklı yanlı bilgiler her yerde dolaşıyordu. Evet. Biz bunu öncelikle bir kendimize hedef belirledik. Bunun yanı sıra diğer bir konu ise bu bölgede bulunan Hacı Emiroğulları ya da Bayramlı Beyliği. İşte biraz önce konuda değineceğim Hacı Emiroğulları'nın Bayramlı Beyliği mi diye. Bu beylik hakkında çok fazla bilgi yoktu elimizde ve bilgi olmadığı için de işte bu beylik kimdir? Gerçekten böyle bir beylik var mı? Ordu ve civarı nasıl Türkleşmiş? Bunlar da bilinmeyen ve karanlık bir konuydu. Çünkü siz de bilirsiniz Osmanlı öncesi Anadolu'da birçok Türk beyliği kurulmuştu. İşte Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Taceddinoğulları olsun, Danışmetli Beyliği daha öncesi, işte Artuklular, Saltuklular, Mengücekler bunlar ilk gelenler. Bu devirde hepsi bilinirken Bayramlı ya da Hacı Emiroğulları diye bir beyliğin varlığından çok fazla bir bilgimiz yoktu. Biz de bunun etrafında öncelikle bir Haziran ayı içerisinde Ordu'ya Türkiye'nin önemli üniversitelerinde bu alanla ilgili önemli çalışmalarda bulunmuş bilim insanlarını Ordu'muza davet ettik. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Ve biz burada bir çalıştay düzenledik. Çalıştayımız 2 gün sürdü. 2 gün boyunca sadece yaptığımız tek iş bu beyliği tartışmak oldu. Evet.
İki gün boyunca tartıştığımız konulardan ise sonunda ise biz burada en sonunda bir sonuç kısmında da işte şunu yaptık. Tartışmanın en son kısmında herkes artık bildirilen sunduktan sonra işte Hacı Emiroğlu'yla ilgili tartışmalı kısmında da kendi görüşlerini ifade ettiler. Ve biz bunu da videolardan yaklaşık o videolarda ben izleyip ben çözümledim. Yaklaşık bir 10 saatlik 12 saatlik videoyu da çözümleyip bunun en sonuna da tartışmaları ekledik. Evet, ben en son kitabın o dediğiniz noktasına da göz attım. Her bir bilim insanının kendi görüşlerini, Çalıştay'dan edindikleri bilgileri, neler konuşuldu, neler tartışıldı. Bir yandan sonuç olarak da nerelere varıldı, bununla ilgili de bilgiler verilmiş. Sizin de içerisinde yer aldığınız bir bilgi de vardı. Hocam peki bir önceki kitaptan atıfta yapıldı mı bu kitapta? Var mı? Tabii ki bu kitapta da aynı şekilde. Çünkü yani şöyle, bu kitap biraz daha şöyle kabaca büyük duruyor ama yani bence Order için en son yapılmış bu çalışma yani çok kıymetli bir çalışma. Evet. Ve bu yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Biz bu çalışmalarımızın hepsinde hatta şu anda bugün otağ sohbetlerini düzenleyeceğiz. Otağ sohbetlerinde de Feridun Emecan hocamız gelecek şu an profesör doktor. Evet. Orada da bu bayram Hacı Emiroğlu Beyliği'ni konuşacağız. Bunlar hep bize fırsatları sunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Gürer Bey'e, Kültür Daire Başkanı Zabit Yön Bey'e ve basın daire başkanı Mehmet Demirbaş Bey'e de hepsine teşekkür ederiz. Evet. Çünkü bu çalışmadan yani bizler akademik kısımları tamam yapıyoruz. Ama bunlar için bir maliyet ve arkasında duran bir irade lazım. Onlar için de onlara tekrardan teşekkür ederiz. Bizim aynı şekilde tanıtım da önemli. Tabii ki. Peki hocam şimdi ilgilileri illaki vardır, merak edenler vardır. Kitaba nereden ulaşacakları ile ilgili de bilgi paylaşsak. Şöyle işte en sorunlu kısımları oluyor. Çok fazla kitap isteyen var doğal olarak. Kitapları biz de hep o yüzden tatlı bir sorun olması için Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendiriyoruz. Artık o kısım onlarla ilgili. Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerinde kitapla ilgili bir bilgiye nereden ulaşacakları ile ilgili bilgiye ulaşabilirler. Direkt, hatta bir itirafta bulunayım. Direkt belediyeden alabilirler. Öyle mi? Başka tamam. Yere gitmemeye gerek yok. Gayet direkt belediyeye gitsinler. Büyükşehir Belediyesi'nden temin edebilirler evet. Meraklıları. Hocam şimdi Ordu tarihi açısından önemine değinmek istiyorum bu çalışmanın. Ordu tarihi açısından, bölge tarihi açısından nasıl bir öneme sahip? Şöyle, zaten bu kitapta yaklaşık 12'ye yakın bilim insanının çalışması var işte. Öncelikle bir beyliğin adı Bayramlı Hacı Emiroğulların Beyliği diye. Sonra işte orada adının manası. Akabinde bu bölgeye gelen Çepni Türkleri kimdir? İşte bu bölgede bulunan Hacı Emiroğlu Beyliği nasıl kurulmuştur? Evet. Daha sonra işte Çepni yeraltları nelerdedir? Kuşdoğan Bey kimdir? daha sonra bu beylikte burada bulunan bu beyliğin işte eski pazar olsun, oradaki yapısal kültürel altyapısı nasıldır? Mimarisi nasıldır? Ahmet Hoca en son ona değindi. Bu şekilde bir külliyatı ortaya koyarak hatta şöyle bir şeyde burada bir eski pazarı güzel bir şekilde kitabın dışına da bir koymuş olduk. Bu şekilde bir çalışmayı ortaya koyarak biz şunu hedefledik. Biraz önce işte programımızın biraz kısmında, sonraki kısmında değineceğim, hiç anlatacağım kısımlarda. Biraz daha hızlı geçiyorum bu kısımları. Biz bu kısımda bilinmeyen bir yapıyı ortaya koymaya başladık. Çünkü bilinmeyen bir şeyin içinde Büşra Hanım siz de bilirsiniz çok fazla bilinmezler bir araya geldiği zaman bilgi kirliliği ortaya çıkıyor. Bizim bu tarihçilikte çok fazla vardır. Yani bilinmeyen bir şeyi ilk ben yazacağım ya da ilk ben söyleyeceğim derdine düşersek çok fazla bir bilgi kirliliğini ortaya koyuyoruz. Evet, arama motorlarına girdiğimizde dahi çok fazla bilgiye böyle maruz kalabiliyoruz maalesef ki işte içerisinde doğru mu yanlış mı bilemiyoruz daha. Çok fazla bilgi maruz kalmamızın nedeni o. Bilgi yok. Yani bir yerde çok fazla bilgi olmayınca çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Herkese göre de bir doğru bilgi tabii. Var. Yani bilgi zaten tektir yani. Bilgi, bildiğimiz kesin bir bilgi olsa çok fazla bilgi olmaz. Deriz ki bu konunun kesinlikle budur. Bu beyliğin altyapısı, geçmişi de bu şekildeydi. Yani Hacı Emiroğulları Beyliği kimdir ya da Bayramlı Beyliği? Bak hala bu bile tartışmalı bir konu. Bayramlı mı diyeceğiz, Hacı Emiroğlu mu diyeceğiz? Kimdir? İşte nasıl kurulmuştur? Ya da bu işte ben size biraz önce de anlattım. Ben aynı zamanda doktora tezim de bu konu yakın bir konuydu. 16. yüzyılda Oğuzların Çepni boyunu çalıştım ben. Anadolu, Balkanlar, Kuzey Suriye'deki tüm yer adlarını ortaya koydum ama daha çok Doğu Karadeniz kısmına değindim. O da şundan değindim. Ya bunu çok biz yabancı kaynaklara tararken de görüyoruz. Size de denk gelmişsinizdir. Bu bölgenin hep Türkleşme profili olsun. İşte bu bölgeye Türklerin gelmesiyle ilgili çok fazla bilgi kirliliği var ortada. Sanki biz sonradan gelmişiz. İşte bu bölgede de daha farklı insanlar varmış. İşte gayrimüslimlerle doluymuş. İşte Müslümanlar gelip onları buradan yerlerinden etmişler gibi. Biz bu çalışmayla aynı zamanda buna da son verdik. Çünkü bu çalışmanın şöyle bir özelliği var. Türkler
bu bölgelere çok erken bir tarihte geliyorlar. Ve bu bölgelere erken tarihte geldikleri zaman bu bölgede dedikleri gibi öyle bir gayrimüslim nüfus çok fazla yok. Sadece belli bir şehir merkezlerinde ve kale etraflarında. Evet. Örnek veriyorum Giresun Kalesi ve etrafında. Yani sadece kale ve etrafında. Diğer kesimler bildiğiniz yaylak alanlar, boş alanlar. Yani bu bölgelerde gelip Türklerin biz gelip yerleştiğine dair önemli buluntuları bu kitapta da görecek arkadaşlarımız. Peki hocam, şimdi bu kadar bilgi kirliliğinden bahsediyoruz. Şimdi bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu ortamda da ilk olarak çalışmaya nereden başlanacağı kestirilemeyebilir, zor olabilir elbette. Sizleri de zorlamıştır bu süreç. Peki ilk olarak nereden başladınız, nereden aldınız konuyu? İlk olarak şundan aldık, biraz önce de bahsettiğim gibi Büşra Hanım. Biz ilk başlarda bir editoryal olarak bir kitap ortaya koymaktan ziyade öncelikle biz bu konunun tartışılmasını istedik. Evet. Alanında uzman hocaları, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden birçok hocayı getirip biz burada iki gün boyunca tartıştırdık. İşte hocam bu konuyu siz anlatır mısınız? Hocam bu konuyu siz değinir misiniz? Hocam şu konuyu siz değinir misiniz? Ya da hocalarımızdan gelen dönüşlerle ilgili ben bu konuyu değineceğim, diğer hocam bu konuyu değinecek. Hocalarımız bu konuda bildirilerini sundular. Sunduklarında ise son gün bir yuvarlak masa etrafında ben örnek veriyorum bir ayı savunduysam hocam bu konu öyle değil bu şekildedir diye kendi cümleleriyle bizleri artık bilimsel bir tartışma ortamında ikna etme yöntemini seçti. Artık biz orada da kendi işte en son sonuç kısmında ise ikna olduğumuz kısımlara dedik ki hocalarla birlikte tabii toplu bir karar aldık. Evet. Bu konu bu şu şekildedir diye ortaya koyduk. Bu şekilde de en sonunda da işte yaklaşık bir ay önce de bunun basımını hemen gerçekleştirdik. Şu güzel oldu. Normalde bu tür çalışmalarda işte çalıştığı yaparsınız, tartışırsınız. Kitaplaşma süresi biraz uzun süre. Çünkü maddi konular olduğu evet. için sağ olsun da Büyükşehir önderliğinde biz hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yani Haziran 12'sinde çalıştayımızı yaptık. Yaklaşık bir 3 ay, 2,5-3 ay içinde de kitap evet. elimizde oldu. Yani çok düşünün. Güzel. Aslında olması gereken bu. Şimdi akademiye düşen görev bir konu varsa bunu tartışmak, bunun sonuçlarını dile getirmek ve bence maddiyatı düşünmemek. İşte bu noktada da yerel yönetimlerde büyük görev düşüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi de bu noktada bizler de teşekkür ediyoruz sizin nezdinizde. Gerçekten önemli çalışmalara imza atmaya da devam ediyor. Ordu tarihiyle ilgili pek çok aslında hem sizin de içerisinde bulunduğunuz, onun haricinde farklı yazarlarında çıkanmış olduğu eserleri de destekliyoruz. Verdi. Peki Karadeniz bölgesi özeline dönelim hocam. Osmanlı dönemi öncesine neler söyleyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Her şey sanki bu kitaba mı bağlanıyor? Gerçekten evet. bu kitaba bağlanıyor. Osmanlı öncesi de yani gerçek anlamıyla çok değerli bir çalışma olduğu için Osmanlı öncesinde de şöyle bu konuyu şöyle değinebiliriz Büşra Hanım. Biraz daha bir genel alacağım bu konuyu. Tabii ki. İşte Oğuzları biz kabaca iki tür, iki tarihte Anadolu'ya getiriyoruz. Bir diyoruz ki işte 1070 daha öncesi var tabii ki ama yerleşim amaçlı diyorum. Yani buraya gelip yerleşim amaçlı iki şekilde geldiğini biz ortaya ifade edebiliriz. Birincisi 1071 Manaski zaferiyle birlikte Türkler işte Orta Asya'nın Türkistan bölgesinden gelip Anadolu'ya geldiklerini söyleyebiliriz. İkinci bir büyük Oğuz göçü ise Moğolların önünden kaçan Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle. Çünkü Moğollar öyle bir tahakkukta bulunuyorlar ki önlerinde artık tüm o dönemdeki milletler artık bir itme pozisyonuyla bir ileri. Evet. Bir ileri derken Anadolu'ya geliyorlar. Bu dönemde önemli bir Oğuz boyu da Anadolu'ya geliyor. Ama Moğolların şöyle bir kötülüğünün yanında şöyle bir iyiliği oldu. Moğollar çok dehşet verdiler o dönemde. Yakıp yıktılar ama Anadolu'da Türkleşmesini sağladılar. Yani Anadolu'ya binlerce çadırlık Oğuzlar geldi, Türkmenler geldi. Bunların içerisinden de önemli bir Oğuz boyu olan Çepni'den de geldiği ifade edilebilir. Yani bunları da kayıtlarda bir kaynaklarda görüyoruz. Şu kısım güzel oldu. Çepniler, şimdi diğer Oğuz boyları Selçuklu Devleti şöyle bir politika gidiyordu o dönemde. Birden çok fazla Oğuz Türk'ü Anadolu'ya geldiği zaman işte bunların hepsini işte Çepniler, Kayılar, Kınıklar, işte Bayatlar, Bayandırlar, işte dediğimiz bunların hepsini belli bir bölgeye koymaktansa, çünkü belli bir bölgeye koysa artık gruplaşacaklar ve kendi için problem olabilirdi. Evet. Bunlar dağıtıyor siyasi gücünü kırmak için. Kendilerine akraba oldukları için bu boylar. Fakat Doğu Karadeniz'de biz bunu göremiyoruz. Bu bizler açısından iyi bir şey oldu. Yani Çepniler Doğu Karadeniz'de kitleler halinde geliyorlar. Sinop'tan, Kastamonu'dan hatta daha da götürebiliriz. Trabzon sonlarına kadar, Rize sınırına kadar biz yoğun bir Çepni nüfusunu görüyoruz. Hatta arkada Kürt'ün, Harşit Vadisi olsun, evet. Tokat'ın Niksar ilçesine kadar önemli bir bölgede önemli sayıda biz Çepni toplumunu görüyoruz. Bunlar evet. bizim için önemli bir kazanım. Osmanlı öncesine işte gelirsek işte bu dönemde Çeplilerin bu bölgeye gelmesi, hatta şunu da söyleyebilirim.
Şimdi hep bizi bu bölgeyi 1461'de ne oldu? Trabzon'a geldi işte Fatih II. Mehmet fethetti diyebiliyoruz değil mi? Yani biz bu bölgenin tarihinde hatta sanki bilinçaltımızda biz sanki Trabzon'dan sonra Müslümanlaşmışız, Türkleşmişiz gibi bir altyapı var. Neden? O biraz da Trabzon şehrinin bence baskın karakterinden ortaya çıkıyor. İşte biz bununla bunu da hedefledik. Yani hiç gözüktüğü gibi de biz 100 yıl öncesinden, 150 yıl öncesinden Trabzon'dan Türkleşmiş bir bölgeyiz. Ordu. Evet. Çepni'ne bu bölgeye geldiklerinde işte bu bölgede önemli bir Çepni Bey var. Kuşdoğan Bey. 1301 senesinde Giresun'un önlerinde görüyoruz. Yani çok büyük bir şey değil mi? Daha 1301 yılında Giresun'un önlerinde biz bir Çepni Bey'ini görüyoruz. Kuşdoğan Bey'in ve o bölgede Trabzon Rumlarıyla mücadele ediyor. Akabinde bu beyin etrafında işte daha sonra Bayram Bey, işte Hacı Emiroğulların ya da Bayram Bey'in kurucusu oldu dediğimiz biraz Bayram Bey. Biraz o tartışmayı da konuşacağız. Geleceğiz. Onu görüyoruz 1313 senesinde. Nerede görüyoruz 1313 senesinde? Hem 10 yıl sonra Maçka. Yani Trabzon Maçka sınırına kadar Trabzon Rum devletini sıkıştırmış pozisyondalar. Daha da bir ileri gidersek 1358. Ben bu tarihi çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Hacı bu şey Bayramlı Bayram Bey'in oğlu Hacı Emir Trabzon Rum Devleti'nin kızıyla evleniyor. Ve Trabzon Rum Devleti, ikinci devletinin kralı kızını isteyerek veriyor. Neden isteyerek veriyor? Çünkü demek ki bu dönemde biliyorsunuz evlilikler genelde siyasi evliliklerdir. Devletler arası evlilikler. Tabii diplomatik. Beylikler arası, devletler arası. Ama çok meşhurdur. Evet. Genelde güçlü olan alır. Neden alır? Zayıf olan vermek ister. Evet. Çünkü kendini fazla çok fazla mücadelede bulunmasını istemez. İşte Hacı Emiroğulları, Bayramlı Beyli biz bu dönemde o kadar güçlü görüyoruz ki demek ki Trabzon'un devleti gelip kızıyla işte evlendirebiliyor siyasi gücünü kırması için. Daha sonra işte Süleyman Bey var, Bayramlı Bey'in torunu. Biz bunu işte şu şekilde görebiliyoruz. Giresun'un Fatih'i. Yani Giresun Kalesi öyle muhteşem bir kale ki siz de görmüşsünüzdür. Evet. Etrafı işte çevrili. Yani gidip o kaleye, şimdi kalenin şöyle özelliği var. Gelip bir şehri fethedebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Şehri giriyorsun, alıyorsun evleri. Fakat kale fethi böyle bir şey değil. Bir kaleyi fethetmeden de normalde o şehre girsen de bir anlamı yok. Tarihte böyle bir özellik vardır. Almış sayılmıyorsunuz yani. Tabii kaleyi. O yüzden kaleler hep korunaklı kısımlardadır. Şimdi Giresun Kalesi'nde yani bildiğin kayalığın işte tepenin üzerinde bir yer. Evet. Etrafı şey yapmış. Oldukça tepede. O dönemde 1390'lı yıllarda gelip Süleyman Bey Giresun Kalesi'ni fethediyor. Yani muhteşem bir olay. Ve bunlar hep Çepni önderliğinde ve dediğimiz gibi işte Bayramlı Hacı Emiroğlu Beyliği'nin önceliğinde gerçekleşiyor. Daha sonra Yörgüç Paşa var Amasya valisi Osmanlı Devleti zamanında. Gelip bu bölgelere gelip bu beyliğe son verip işte şeye kendini Osmanlı hakimiyeti altına bu bölgeyi de alıyor. Şimdi hocam tabii ki o tartışmaya gireceğim ama reklama da birkaç dakikamız kaldığı için tartışmada yarıda kesilsin istemiyorum. Çepni Türklerinden yine devam edelim. Onların özelliklerinden nasıl bir özelliğe sahiplermiş? Siz biraz satır arasında bahsettiniz ama biraz daha detaylandıralım onu. Önce şöyle kaç dakikamız var? Biraz çok konuşalım. Hocalar biraz şöyle, konuşur. 3-5 dakika kadar tamam, sınırlandırabiliriz. Ona göre toparlayayım. Şöyle önce bir Çepni etimolojisini bir ortaya koymak gerekiyor gerçek anlamıyla. Çünkü yani direkt etimolojisini ortaya koyduğumuz zaman Çepni'nin bu zamana kadar neler yaptığını sana ortaya koyabiliyoruz. İşte biz Çepni'leri ilk başta Çepni adını Kaşgarlı'da görüyoruz. Fakat sadece boy sırası olarak veriyor Çepni diye. Daha sonra 1300'lü yıllarda ortaya çıkan Camiü't Tevarih Reşidüddin eserinde Çepni adını görüyoruz. Ve Çepni adı için şunu söylüyor. İlk defa etimolojisini ortaya koyuyor. Nerede yağı görse hemen savaşır. Bildiğiniz gibi yağı düşman demek. Nerede bir düşman görse hemen savaşır. Yani bu Çepni topluluğu öyle bir toplulukmuş ki. Nerede bir düşmanla hemen böyle bir şey yapısını görse. Tam Türk. Tam hocam. Türk. Gerçekten evet. Türk. Yani hani hep Türk'üz deriz ya. Savaşçı kendi toprakları için, milleti için, vatanı için, milleti için dediğimiz gibi işte. Aynı gerçekten o şekilde. Tam bir Türk profili var Çepni'lerde. İşte bunu biz demiyoruz. Mesela bunu biz desek diyeceksiniz ki işte Ordu Giresun'dakiler işte daha fazla Çepni boyundan geldiği için kendi boylarını falan işte biraz daha iyi anlatıyorlar. Bunu 1300 yıllarında Reşidüddin söylüyor. Diyor ki hemen işte o kadar bir gazacı milletmiş ki. İşte bunu da ben şöyle bir iyi bir denk gelmesini ortaya koyuyorum. Çünkü tarihte hep böyle şeydir. Zaman ve mekan doğru orantıda bir araya gelmesi gerekiyor. Evet. İşte mekan neresi? Burada Trabzon Rum Devleti var. İşte zaman kimin zamanı? Hacı Emiroğlu'nun Çepni'nin zamanı. İki zaman ve mekan doğru zamanda bir araya gelince gazacı bir topluluk bu bölgelerin Türkleşmesini de
önemli katkılar sunduklarını görüyoruz bu bölgede. Evet, Çeplilerin gerçekten biz mesela babam da, ben Gümüşhaneliyim, Gümüşhane Köse ilçesinden. Siz az önce Kürtün'den bahsettiniz, Gümüşhane'nin diğer ilçesi. Mesela babam da tarihimizi araştırdığında bizlerin Çepni Türklerinden geldiğini, soyumuzun buraya dayandığını söyler. Aslında çok daha ileriye gittiğimizde sizin de dediğiniz gibi Türkleşme noktasında çok daha ileri tarihlere dayandığını da söylemek de mümkün. Bir yorumumuz da gelmiş reklama gitmeden, onu da okuyalım hocam. Murat Dilmen yazmış. Günaydın, iyi yayınlar Büşra Hanım. Güzelliklerin ilçesi Ulubey'den selamlar, sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz Murat Bey'e. Sizlere de günaydın, iyi günleriniz olsun. Bizden de Ulubey'e sevgi ve selamlar diyelim. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de Kamil hocamızla birlikte yine ordu tarihini, bölge tarihini konuşmaya devam edeceğiz. Hocam birçok konuyu, en sonunda hatta Çepni Türklerini konuştuk az önce, değerlendirdik. Şimdi özellikle kitaptan da yola çıkarak Bayramlı mı, Hacı Emiroğulları mı? Bu tartışmayı bizler de bu yayında son verelim artık. Yani son verebileceğimizi umuyorum ama yine problemli bir konu. Çünkü biz... Yine de açık kapı kalıyor mu tabii, hocam? Tabii, yani şöyle tartışma yap, Hacı Emiroğulları çalışta yaptığımızda iki gün, bugün çok tartışılan konuların başına geldi, sıkça tartışıldı. Evet. En son biz yine bir Bayramlı üzerine bir yoğun bir şey yapıldı, görüş birliğine varıldı. Fakat tabii ki yine %100 değil. Şöyle, şimdi burada işte şu var, Ahmet Sefa Yıldırım, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki hocamız, kendisi aynı zamanda orduludur. O bildiriyi o sundu. Burada işte Hacı Emiroğulları mı, Bayramlı Beyliği mi diye analiz yaptı adı üzerine. Evet. Kendisi Bayramlı olduğunu iddia etti. En sonunda yapılan tartışmalarda da genel kanı bu yöndeydi. Bayramlı. Bunu da şöyle hocamız ortaya koyuyor. İşte genelde kurucu, bir beylik kurucularıyla anılır diye. Kurucusu da Bayram Bey olduğunu. Hacı Emir'in ise daha sonraki adlandırmalardan ortaya çıktığını. Bunun ise örnek veriyorum. Bu bölgeye 1400-2403 yılında bir tane seyyah var. Evet. Clavio diye. Semerkant'a giderken bu bölgeden geçiyor. Bu bölgeden geçerken de ordu bölgesiyle ilgili şunu söylüyor. Bu bölgede işte Erzemir adında biri var, bir beylik var ve 10.000 atlısı var diye bir ifadesi var. Bu Erzemir'in de Hacı Emiroğulları diye çeviriyorlar. Bundan dolayı bir bilgi bu şekilde bir ortaya çıkıyor. Fakat Bayramlı adı ise işte adı üstünde Bayramlı, Lı, Li, Lu. Türklerde meşhur. İşte bu bir şeye sahiplik gösterir. Bayramın ülkesi ifadesiyle Bayramlı adı oradan geldiğini. Biz bunu tarih defterlerinde de görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Buranın işte başbakanlık, şu anda başkanlık oldu. Başkanlık Osmanlı Arşivi'nin 13 numaralı tarih defterinde bu bölge için vilayeti Bayramlı bir tabirini görüyoruz. Bu tabirin ise biz son döneme kadar kullanıldığını görüyoruz. Artık 1800 yıllardan itibaren bu bölgenin adını hep biz ordu olarak dönüştüğünü görüyoruz. Fakat 1800'lere kadar genel kanı hep bu bölgede Osmanlı arşivlerinde Bayramlı adı altında geçiyor. Evet. Fakat 1940'lara geldiğimizde bir eserde bu bölge için Hacı Emir şeklinde bir görüş ortaya atılıyor. Herhalde karışıklığa yol açan nokta orası. Tabii oldu. Orası. O zamana kadar netti Bayramlı olması netti. Yönde. Ondan sonra ise artık olay kendini şey yapıyor. Bu şekilde, çünkü en son atılan görüş o olduğu için bundan sonra işte artık bu isim kalıyor. Bu isim de Mevlüt Oğuz Hoca'nın işte Taceddin Oğulları makalesinde 1948'de yayınlanan, burada artık zaten ileride Hacı Emiroğulları diyebileceğimiz ... diye bir ifadesi geçiyor. Burada da beyliğin adı Hacı Emiroğulları kaldığını hocamız bu şekilde ortaya koyuyor. Evet. Belgeleriyle ve burada da hocamız aynı şekilde şu şekilde arşiv, bilmiyorum parlıyor mu gözüküyor mu ama arşiv çalışmalarıyla ilgili işte nasıl geçtiğini hep burada tane tane anlatmış. Evet. Bayramlı namı diğer ordu şeklinde işte Osmanlıcası yazıyor. Aynı şekilde Nahiye-i Bayramlı namı diğer işte ordu şeklinde. Yani şöyle diyebilir miyiz genel kanıya? Bayramlı diye başlayıp Hacı Emiroğulları diye devam etti ismi. Tabii. En son orduda karar kılındı. Çünkü işte Hacı Emir dediğimiz, yani Hacı Emir İbrahim diğer bir ismi de Bayram'ın oğlu. Evet. Yani bir beylik kurucusuyla anılır. Evet. O yüzden Bayramlı. Bayramlı demek en son bizim genel aldığımız genel kanı bu. Bu şekilde. Artık ileride de biz hatta o çalışmada şunu da ortaya attık. İleride işte
Ordu yeni bir ilçe kurulursa Ordu'da ya da Altınordu yeni bir ilçeye bölünürse bu ilçenin adının da tarihi bir hafızası olmasından dolayı Bayramlı şeklinde bir adın da koyulması Ordu açısından çok önemli olacaktır. Evet. Ordu ismine de geleceğim ama öncesinde Bayramoğulları'ndan yine devam edelim istiyorum. Beylikleri ve önemli faaliyetleri neler oldu? Biraz önce Çepni'yle kısmında biraz değindim. Çünkü Çepni'yle Bayramlı ilçe geçtiği için Çepni önderliğinde kurulan bir beylik. Tabii %100 Çepni'yle demiyorum ama büyük topluluğu içinde oluşturan grupların başında Çepni'ye geliyor. Bu beyliği kurduktan sonra işte 1313'te Maçka önlerinde, ondan sonra işte 1340-1348 yıllarında Kürtün ve civarında önemli faaliyetlerde bulunuyorlar Çepniler. Daha sonra işte Ünye'nin fethinde önemli bir rol oynuyorlar ve nihayetinde Giresun'un bölgesinde fethini sağlıyorlar. Ben hep bu bölgeye şunu söylüyorum, 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethi geldiği zaman 1461'de gelip sadece Trabzon şehrini aldı. Yani Doğu Karadeniz bölgesi zaten 2. Mehmet gelmeden önce Çepniler önderliğinde tükleşmişti. Evet. Bu çok önemli bir meziyet. Yani Trabzon Rum Devleti 1200'lerin başında şöyle düşünün Sinop önlerine kadar ilerliyor. Yani Sinop'tan Rize sınırına kadar Trabzon Rum Devleti'ni biz genişçe bir anda... Hem doğuya hem batıya doğru bir açılma sağlanmış. Tabii. Ve şu da özelliği var, konumuz gelmişken onu da anlatayım. Anadolu genelde doğudan batıya doğru tükleşmiştir. Yani bizim tükleşme profilimiz Anadolu'da doğudan gelen işte Türkistan bölgesine gelen Türklerin aracıyla ite doğudan yavaş batıya. Evet. Fakat bu bölge ayrı. Bu bölge batıdan doğuya doğru tükleşiyor. Hmm. Neden? Çünkü Trabzon Rum Devleti doğuda kendini konumlandırmış. Bundan dolayı... Haliyle o tarafa geçmek de kolay olmadı. Tabii yani biz artık geri geliyoruz gittiğimiz yoldan Karadeniz sınırında. Tükleşme profili bu şekilde ilerliyor. Hatta işte biz Trabzon Rum Devleti ile Çepniler'i, bu Çepniler'in ilk 1277 yılında Sinop'ta görüyoruz. Trabzon Rum Devleti ile mücadelesi. O zamandan başlıyor mücadele. Hatta bazı kaynaklarda da Hacı Emiroğulları, işte bu beyliğin kurucularının Sinop Çepniler'i olduğu iddia ediliyor. Sinop'ta 1277 yılında ilk defa Trabzon Rum Devleti ile biz karşılaşıyoruz ve onları mağlup ediyoruz. Ondan sonra artık Trabzon Rum Devleti doğuya doğru çekilmeye başlıyor. Çepnilikleri ise artık yavaştan önlerine geçerek Trabzon Rum Devleti'ni bir şehir devleti haline 1461'de getirmiş oluyor. Yani Trabzon ve çevresine kadar küçültmüştü. Fatih Sultan Mehmet de geliyor artık nihayete Trabzon Rum Devleti'ni tamamen yok ediyor. Artık orada Türkleşmiş oluyor diğer bölgeler gibi. Şimdi Ordu özeline dönelim. Ordu ismi nasıl geldi? Yani öncesinde Bayramlı olarak başlayıp Hacı Emiroğulları olarak devam eden ardından Ordu ile biten süreci konuşalım. Ordu ismi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? İşte bu da Ordu ismi de bu çalışmada o isim de Ordu ismine de özel bir çalışma var. Profesör Doktor Ergin Ayan Hoca. Hocamıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda Ordu Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu hocalarından biridir. Ordu ismi üzerine de birçok tartışma devam ediyor. Biz hep bunları bu tartışmalara işte burada nihayete erdirmeyi hedefledik. Bazı kaynaklarda işte dediğim gibi işte yanlı kaynaklarda Ordu ismini hatta Ermenice ile bile denk getirmeye çalıştı. Ermenice'de bir kelime var. Orti kelimesi. Oğul demek. İşte bu bölgede Ermeniler çoktu. Ondan dolayı Orti zamanla Ordu'ya dönüştü. Yani düşünün yani bu kadar bir bilgi kirliliği içerisinde insanları maruz bırakıyorlar ki biri inanmazsa biri inanıyor. Ya şu an ben toplumda görüyorum bazı kesimlerde. Ya böyle bir şey yok. Ordu ismi bildiğiniz işte yani tamamen Türk bir ismi. Yani benim ismim Kamil, Arapça bir isim. Benden daha bir Türkçe isim. Yani Ordu çünkü Ordu'nun önce bir nasıl kullanıldığına bakacağız. Kaşgalı Mahmut da geçiyor. Divan Lügatürk'te Ordu'nun ne demek olduğunu. Yusuf Has Hacebi'nin Kudat Kubili'nde geçiyor. Ne oldu? Yani Ordu ismi bildiğiniz Kağan'ın, Boşbuğ'un oturduğu şehir demek. Yani ordunun konakladığı. Bazı kaynaklarda direkt başkent anlamında da kullanılmıştır eski Türklerde. Bu şekilde bir kullanımı var. Hatta daha da genel işte Urda ya da Orda şeklinde ifadeler zamanla Ordu kelimesine dönüştüğünü söyleyebiliyoruz. Biz de bu da bize şunu gösteriyor. Şimdi bu bölgede Samsun ve Ordu bölgesinde iki tane Ordu ismi var. Biri Çarşamba'nın bir köyü var. Duydunuz bilmiyorum Ordu köyü. Bu köyün de ne özelliği var? Bu köyde Taceddinoğulları'nın merkezlerinden biri. Taceddinoğulları da hemen bize yakın bir beylik. Evet. Türk beyliği. İşte burada ne var? Hacı Emiroğulları var. Demek ki bu iki noktada da Kağan'ın, otağının, Kağan'ın çadırının bulunduğu yerler buralar. Evet. İşte buna yani tesadüf değildir. Taceddinoğulları'nın bulunduğu yerde de Ordu köyü var. Burada da bulunan işte bu Ordu küçük bir köydü o zamanlar. Zamanla büyüyüp gelişti. Demek ki işte buraya gelen Hacı Emiroğulları, işte Bayramlı Bey buraya gelip otağını kuruyor. Ve bu şekilde buranın ismi artık Ordu olarak kalıyor. Evet. Yani bildiğiniz
Türkçe isim. Evet ve güzel bir isim de gerçekten. Şimdi anlamına baktığımızda da ordu hani Türk askeri gibi yine hani bakarız ordu deriz ya. O anlamı da taşıyor bizler için. Sadım diyorum ya bir bağlantısı var işte başbuğunun askerleri ve kendi çadırının bulunduğu yer. Nokta. Evet. Bir karargah gibi hocam. Tam öyle. Ordu. Evet güzel. Şimdi bir de komşuya bakalım. Giresun'un fethine şimdi o zamanlar içerisinde Trabzon Rum Devleti'nin batıdaki en güçlü noktalarından bir tanesiydi. Peki Giresun'un fethi nasıl gerçekleşti? Giresun'un işte fethi de aynı Hacı Emiroğulları öncülüğünde gerçekleşiyor. Giresun şöyle daha sonraki işte bunu birazdan daha o konuda bahsedeceğim. Orada vilayeti Çepni kuruluyor hatta. Yani Çepni vilayeti diye bir vilayet kuruluyor Osmanlı zamanında 1515 tarihinde. Öncesine gelirsek işte Hacı Emiroğulları ya da Bayramlı Beyli. Bu arada şunu da söyleyeyim işte Hacı Emiroğulları Bayramlı Beyli mi de ağzımıza pelesenk olmuş. En son şu da tartışıldı. Artık Hacı Emiroğulları biraz daha etkin oldu. Sanki daha böyle dillere işte pelesenk oldu. Çok da değiştirmesek mi diye bu da konuşuldu. Çünkü bazı şeylerde tarih hafızada yer edinmiştir. Onu da çok fazla değiştirmeyelim. Değiştirmek kolay olmuyor diye. Kolay olmuyor diye. Bu cümleyi de söyleyeyim orada. Hacı Emiroğulları da Bayramlı Beyli bu bölgeye geldiklerinde işte Trabzon Rum Devleti ile çokça mücadeleye giriyor. İlk başta da 1301 yılında Kuşdoğan Bey var. Kuşdoğan Bey'in direkt Hacı Emiroğulları bir bağlantısı var mı tam bilinmiyor ama bildiğiniz Çepni lideri, Çepni önderi. Hatta bugünkü konuğumuz Sayın Profesör Doktor Feridun Emecan hocam da Kuşdoğan'la ilgili güzel bir makalesi var. Bu makalede Kuşdoğan Bey'in kim olduğunu da ortaya koydu. Önemli bir Çepni Bey, bildiğimiz en önemli Çepni Bey ve Ünye'nin Fatih'i. Hatta şu anda günümüzde de Kuşdoğan adında köyler var. Gölköy'de var, Ünye'de var, Giresun Dereli'de var. İşte bu köylerde bu ismi ortaya koyuyor. Evet, yani tarihin izlerine rastlıyoruz tabii yani köylerde. Tabii ki rastlıyoruz. Kuşdoğan Bey fakat 1301 yılında çok fazla ilerleme kaydedemiyor. Daha sonra işte Bayramlı Bey'in torunu Süleyman Bey önderliğinde 1400'lü yılların sonunda 14. yüzyıla yakın bir dönemde Giresun'u fethediyor. Giresun Kalesi'ni fethediyor. Ve Giresun Kalesi işte dediğim gibi sadece kale ve etrafında gayrimüslimler varken bu tarihten itibaren tamamen bir Türkleşmiş pozisyona giriyor. İleriki işte Osmanlı zamanına geçtiğimizde ise bu bölgede öyle bir Çepni nüfusu, öyle bir Çepni nüfusu yoğun oluyor ki bu yoğunlaşma sonunda 1515 yılında Yavuz Sultan Selim bu bölgede yeni bir vilayet kuruyor. Vilayetin ismi direkt Giresun falan değil. Çepni vilayet adı altında. Bir vilayet geçiyor. İsmi Çepni. Yani şu an Giresun dediğimiz yerin ismi daha önceki ismi Çepni. Çepni vilayeti. Bu vilayet ise iki önemli kazadan oluşuyor. Birincisi Giresun kazası, ikincisi sizin de olduğunuz Kürtün kazası. Bu iki kazanın birleşiminde bir Çepni vilayeti ortaya koyuluyor. Yaklaşık 60 küsur tane köyü var ve Çepni vilayetinin nüfusunun %90'ı, %95'i Müslümanlardan oluşuyor ve Türklerden oluşuyor. Evet. Yani mesela diyorlar ya mesela Giresun içinde işte işte böyle bir şey olmadığını biz ne de görüyoruz? Osmanlı Devleti'nin tuttuğu tarih defteri. Çünkü Osmanlı'nın tuttuğu tarih defterleri o kadar muhteşem tutmuşlar ki hiçbir şey yok. Yani sen neysen kimliğini de yazmış. Hangi köydesin onu da yazmış. İşte verdiğin vergiyi yazmış. Hepsini yazmış. Çünkü Osmanlı haliyle günümüzde net bir bilgiye dolaşabiliyorsun. Tabii ki. Yani çünkü Osmanlı'nın amacı şu değil. Bu bölgede şu kadar nüfus varmış. Bunu ortaya koyayım değil. Ya da ben ne kadar vergi alabilirim? Bu nüfustan ne kadar kendim asker devşirebilirim? Bu olduğu için tamamen doğru bilgiler. Yani çünkü yanlış yazacak bir şey ortaya yok. Biz bu tarih defterlerinde bu Çepni vilayetinin işte kimlerden oluşturduğunu, ne kadar işte Müslüman olduğunu, ne kadar Türk olduğunu şu anda görüyoruz. O yüzden Giresun'da bizler açısından çok önemli şeylerin başında gelmektedir. Evet. Peki hocam Bedreme Kalesi'nin fethi nasıl oldu? Fetih'ten bahsedelim biraz da. Burayı fetheden Melikahmet Bey kim? Bunun detaylarını alabilir miyiz sizden? Şöyle... İşte Bedreme Kalesi de aynı Giresun'dan sonraki bir sonraki hedef artık Bedreme civarı. Bedreme civarında şöyle bir özelliği var. Trebolu civarında bulunan ve Kürtün ve Trabzon'un anahtarı konumunda bir kale. Çünkü bir kalenin de aynı zamanda şöyle bir özelliği vardı. Kale tek başına durur ama orada bir asker altyapı vardır ve bulunduğu yakın işte 50 kilometre, 30 kilometre etrafındaki şehirlerinde korunması için önemli bir yapıdır bu kaleler. Bedreme Kalesi'nde böyle bir özelliği var. 1380'li yıllarında ve çok büyük bir mücadele verilmiştir o bölgede. Yaklaşık 600'e yakında Çepni Türk'ü o bölgede katledilmiştir. Trabzon Rum Devletleri devletiyle, eliyle. Fakat bu mücadele sırasında Melik Ahmet önderliğinde Çepniler 1380'li yılların sonunda bu gelip bu kaleyi de fethediyorlar. Ve bu kalenin artık fethi kırıldıktan sonra Türkler çok rahat bir şekilde artık sahile inip gelebiliyorlar. Çünkü o kalenin bulunduğu konum bir vadi boyunda ve direkt Trebolu'dan denize inebileceğiniz en önemli konum. Artık bu kalenin de Türklerin eline geçmesiyle birlikte
zaten makus tarih diyorlar ya, Trabzon'un makus tarihi artık o tarihte artık ortaya koyuldu. Yani 50-60 yıl öncesinde Trabzon'un düşeceği, Trabzon'un Türkler eline geçeceği ve Türkleşip artık Osmanlı'nın altına gireceği bu Bedreme Kalesi'nin düşüşüyle ortaya koyulmuştu. Şimdi Çepnilerin Trabzon'un fethindeki özellikle Çepnilerin rolüne de değinelim hocam. Nasıl bir rol edindiler bu noktada? Bu noktada işte öyle muhteşem bir strateji izliyorlar ki yani şöyle hemen işte... Hiç şaşırmadık Türk çünkü. Ve şöyle bir güzelliği var. Çepnilerin daha çok vurkaç yapıyorlar. Yani büyük bir birlikle saldırmıyorlar. Büyük bir yıpratma taktiği uyguluyor yıllarca. Düşünsenize işte yıllarca gidiyorlar işte yıpratıyorlar geri geliyor. Yıpratıyorlar geri geliyorlar ve Trabzon Rum Devleti'ni yaklaşık 100-110 yılda yani Sinop'tan alıp sadece Bedreme Kalesi'nin hemen yanına işte Maçka önlerine kadar bastırmış bir topluluktan bahsediyoruz. Çepni Türklerinden bahsediyoruz. Artık sahiller Trabzon önlerine kadar Çepni Türkleriyle dolmuş. Arka kısma geliyoruz. Harşit boyu Çepni Türkleriyle dolmuş. Daha arkaya geliyoruz. Trabzon'un arkası Kürtün. Gümüşhane Kürtün. Evet. Orası da Çepni Türkleriyle artık meskun olmuş. Yani Trabzon'u artık dört bir koldan tamamen sarmış bir pozisyon. Zaten fethedilecekmiş yani. Belliymiş bu. Ve Fatih Sultan Mehmet o dönemde Trabzon'a giderken de mesela Çepnilerin yoğun olduğu bölgelerde ilerleyiş sağlıyor. Yani bildiğiniz sahil hattından değil de Kürtün civarından ve Trabzon işte Trabzon'un yüksek kesiminden Trabzon şehrine doğru bir fetih politikası izliyor. Çünkü kim var o bölgelerde? Çepniler. Ve o dönemde en önemli vadilerden biri Ağasar Vadisi. Ağasar Vadisi'nde bulunan Oğuz Köyü muhteşem bir yapıdadır. İşte Feridun Emecen Hocam'ın da muhteşem bir çalışması var bununla ilgili. Ağasar Vadisi'yle ilgili. Evet. Trabzon'un fethi için kurulmuş önemli bir askeri üst yani bildiğiniz. Zaten size bu konu gelmişken şunu da anlatayım Müştü Hanım. Mesela görmüşsünüzdür buradan Aybastı'ya çıkarken bir vadi var değil mi? İşte dere yolu diyoruz. İşte Mesudiye tarafında dere yolu. Evet. Dere yollarında hep böyle biz ne görüyoruz? Yerleşim görüyoruz. Bu yerleşimlerin hiçbiri rastgele yapılmış bir yerleşim değil. Bunların hepsi askeri üst. Yani bunlar buradaki Türklerin sahile indiği güzergahlardır. Bu vadi boyu dediğimiz bizim güzergahlar Türklerin sahile inerken kullandıkları güzergah ve her sahile inişlerde ister istemez birkaçı gelip köylere yerleşiyorlar ve bu şekilde işte bu dere boyu dediğimiz köylerde ortaya çıkıyor. Evet. Trabzon Rum Devleti'nin mücadelede de Ağasar Vadisi özelinde kurulan şu anda devam ediyor. İsminden de çok güzel bir isim Oğuz Köyü kurulmuş önemli köylerden biri ve Fatih 1461'de Trabzon'u artık düşürdüğü zaman, fethettiği zaman geri dönüşte Bedrem olsun, Gören olsun, Giresun kalelerinde Çepnilerden önemli faydalar gördüğü için Çepni Türklerine artık o kaleleri teslim ediyor. Evet ne güzel. Güzel bir tarih hocam. Yani en azından bizim başarılarla dolu olduğumuz bir tarihten bahsediyoruz. Bir de son olarak ordu tarihi, ordu ve yöresinin tarihine de değinmek istiyorum Türkleşmesi hakkında. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunlar hep birbiriyle iç içe konular. Şöyle, ordu ve yöresi tarihini biz en erken şeylere kadar getirebiliyoruz. 1300'lü yılların başı ya da 1200'lü yılların sonlarına kadar bu bölgenin Türkleşme profilini ortaya koyabiliyoruz. Hatta daha erken de alabiliriz. Bu bölgede şöyle, Danışmetli Beyliğini söylemeden geçemeyeceğim. 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile birlikte işte Selçuklu İmparatorluğu'nun, devletinin önemli komutanlarından artık bölgeye ikna verilmesiyle gelip yerleşiyorlar. İşte Sivas, Tokat sınırına yerleşen önemli bir yapı. Bu yapının da işte sınır komutanlıklarından biri Mesudiye'nin Kaleköy'ü. Evet. Hatta Hacı Emir Olan da buradan ortaya çıktı ve bunlarla bir bağlantısı olduğu da ortaya koyulabilir. Danışmetli daha erken tarihlerde 1100'lü yıllarda bu bölgeye kadar geliyor. Sahile kadar çok fazla inemiyor ama yüksek kesimlerde kendilerini görüyoruz. Nerede görüyoruz mesela? Ben de bir Aybastılıyım. Evet. Aybastı'nı Perşembe Yaylası'nda görüyoruz. Yani bu bölgede gelip Danışmetli önlerindeki Türkmenler, Danışmetli Beyliği içerisinde önemli sayıda, hepsi olmasa bile belli bir sayıda Çepni Türkleri var. Gelip Perşembe Yaylası'nda önemli bir mücadele veriyorlar. İşte ve artık bu vadi boyuyla artık yavaştan sahile inmeye başlıyorlar. O yüzden ordunun Türkleşme profilini biz işte Danışmetli Beyliği'yle başlatabiliriz. 1100'lere, 1150'lere kadar getirebiliriz. En azından yüksek kesimler için bunu söyleyebiliriz. Sahile iniş ise daha çok işte yeni ortaya çıkarttığımız Bayramlı Hacı Emiroğlu Beyliği ile birlikte biz ordu civarında Çepni Türklerini daha doğrusu Oğuz Türklerini bu bölgede görüyoruz. Evet. Hocam yayınımızın bitmesine de son birkaç dakikamız kaldı. Ben tekrar altını çizmek istiyorum bu kitap özelinde. Tekrar şöyle bir neyin anlatıldığını, nereden edinebileceklerini ilgililerin şöyle altını tekrar bir çizip yayını da kapatalım. Tabii ki teşekkür ederim.
Aynı zamanda şunu söyleyeyim, çok fazla belki Çepni ifadesi geçirdim ama bu bölgelerde Oğuzların 24 Oğuz boyun 24'ünde biz bu bölgede görüyoruz. Sadece Çepnileri daha fazla görmekteyiz. Bir şunu da söyleyeyim, belki bir 30 saniye söylemeden geçemeyeceğim. Tabii çünkü ki. Dersi de bu şeye maruz kaldığım için öğrencilerden. Hocam Çepni kim? Kayı kim? Kınık kim? Tek bir açıklaması var. Çatı Türk, bitti. Hepsinin çatısı Türk. Yani ben bunu anlatırken, bunu akraba, sülale gibi anlatıyorum. İşte senin sülalenin A sülalesi, benim sülalem bize Yerlioğulları diyorlar. İşte Yerlioğulları. Ben kimim? Türk'üm. İşte diğeri kim? Hamitoğulları. O da. Şimdi 24 Oğuz boyu var, çatı Türk. Bunlar o Türklüğün içinde bir kol. Yani hepsi bunların Türk. Bazıları işte biz Çepniyiz, biz Kayız. Hayır, hepimiz Türk'üz. Her biri Türk'tü zaten. Türk. Önce bir onu söyleyeyim. Şimdi diğer bir konu, işte dediğiniz gibi Orta Karadeniz Türk İskanı, Hacı Emiroğulları, Bayramlı Beyliği. Gerçek anlamıyla bölge tarihi açısından yapılmış en önemli çalışmalardan biri. Ve biz bu konuda burada kapandığını artık düşünüyoruz. Yani bizim açımızdan bu saatten sonra tabii ki yazılabilir. Yani bilimde yeni bir şey yazılamaz diye bir şey yok. Yeni bir şey kesinlikle yazılabilir. Evet. Ama bizim açımızdan biz Ordu bölgesindeki bir Ordu Üniversitesi çalışan akademisyenler olarak ve bu kitaba destek veren birçok değerli bilim insanları olarak biz artık bu konunun kapandığını düşünüyoruz. Evet. Ve diğer bilinen işte beylikler gibi Menteşeoğulları, Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, aklınıza gelebilecek diğer birçok Türk beyliği gibi artık Hacı Emiroğulları, Bayramlı Beyliği'nde Türklerin hafızasını artık yerleştirdiğimizi düşünüyoruz. Evet. Aslında kendisinden sonraki pek çok esere de öncülük edecek bir tabii eser. Sizin nezdinizde çalışmaları yapan, katılan tüm bilim insanlarına da teşekkür ediyoruz. Tarihimize de ışık tuttukları için tozlu sayfalarda kalmadı. Yeniden eser haline dönüştü. Aynı zamanda editörlerimiz olan işte eski bölüm başkanımız, aynı zamanda danışmanım Profesör Doktor Sadullah Gülten, Doçent Doktor Murat Özkan, Doçent Doktor Mesut Karakulak hocamıza da teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük zahmet verdiler. Aynı zamanda yazılarıyla bu esere katkı veren bilim insanlarına evet. da. Evet. Hocam yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Ekran Gazetesi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.